Günlerdir aranıyordu Berat Can'ın katil zanlısı. Servis şoförü yakayı işte böyle ele verdi. 10 yaşındaki Berat Can Karakütük, İstanbul Kartal'da 9 Mart'ta okul çıkışı ortadan kaybolduktan 15 gün sonra Tuzla'da ormanlık alanda ölü bulundu. Herkes o günden bu yana kim ve neden sorularına yanıt aradı. İddiaya göre o şoförle Berat Can'ın annesi arasında gönül ilişkisi vardı. Polis bir süre önce ikili arasındaki telefon konuşmalarının kaydına da ulaşmıştı ama soruşturmanın bir numaralı şüphelisi ortada yoktu. İstanbul Emniyeti gece demedi, gündüz demedi, her yerde katil zanlısını aradı. Çember gitgide daraldı. Zanlının İstanbul'da gidebileceği 15 adres belirlendi. Polis katil zanlısının saklanabileceği adresleri tek tek çıkardı. Onlardan bir tanesi de Gazi Osman Paşa'daki bir akrabasının eviydi. Burada günlerce bekledi ve pusuya yattı. Zanlı şoför polislerin beklediği o sokağa girdi ve ekipler günlerdir her yerde aradıkları zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Katil zanlısı Gazi Osman Paşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ardından Asayiş Şube'ye götürüldü. Neden öldürdünüz? Ne istediniz küçücük çocuktan? Zanlı sorgusunda cinayeti itiraf etti. Berat Can beni annesiyle birlikte gördüğü için kaçırmak zorunda kaldım dedi. İfade ve itirafın üzerine anne Türkan Karakütük de gözaltına alınarak Karabük'ten İstanbul'a getirildi. Sorgusunda servis şoförünü suçlayan anne, zanlıyla daha önceden ilişkisi olduğunu, terk edilmeye tahammül edemeyen zanlının çocuğunu intikam için kaçırdığını savundu. Anne Türkan Karakütük mahkemece serbest bırakılırken katil zanlısı şoför tutuklandı. Berat Can'ın ise kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Berat Can sırtında okul çantasıyla koridorda yürüyor ve okulun kapısından çıkıyor. 10 yaşındaki çocuk yaşanacaklardan habersiz katil zanlısının aracına biniyor.